Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. 2 Ekim 2020'de Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdik. 7.000 kişinin katılımıyla ve hakikaten olağanüstü bir coşkuyla geçti. Yeni seçilen Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizi, Genel İdare Kurulu üyelerimizi ve Divan Kurulu üyelerimizi tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Divan üyelerimizin listesini sizlerle paylaştık. İlgilenen arkadaşlar zaferpartisi.org.tr adresinden üyelerimizin özgeçmişlerini de bulabilirler. Zafer Partisi kurulduğu 26 Ağustos 2021'den bu yana hızla yükseliyor. Türkiye'de iki şey bu hızla yükseliyor: dolar ve Zafer Partisi. Yenilenen kadrosuyla da büyük başarılara imza atmaya ve saray rejimiyle sarı muhalefet arasında sıkışmış Türk milletine üçüncü bir yolun mümkün olduğunu göstermeye devam edecektir. Değerli basın mensupları, Türkiye 2012 yılından bu yana çoğunluğu Suriyeli sığınmacı olmak üzere Suriyeli, Afgan, Pakistanlı ve Siyah Afrikalı kaçakların istilasına maruz kalmıştır. 2022 yılına geldiğimizde sığınmacı ve kaçakların sayısının 13 milyona ulaşmasıyla yaşadığımız bu örtülü istilanın sonuçlarını artık hissetmemek mümkün değildir. Kalkınmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Mehmet Alagöz'ün hazırlamış olduğu Geçici Korunan Suriyelilerin Nüfus ve Ekonomik Maliyet Profili raporunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmada 13 milyon yabancının yaratmış olduğu güvenlik tehdidi, demografik tehdit, ekonomik tehdit ve siyasi tehdit verilerle birlikte açıklanmıştır. Türk ailelerinde ortalama çocuk sayısı 1.7 iken bu oran sığınmacılarda 5.3'tür. Bugün 13 milyon olan sayının çok yakın tarihte 30-40 milyon olması tartışmaya dahi açık değildir. Bu nüfus yüklemesinin yarattığı ekonomik çöküşten de bahsedeceğim. Fakat Türkiye'nin en kritik seçimine, 2023 seçimlerine giderken seçilenin değil, seçmenin değiştiği bir manzarayla karşı karşıyayız. Başta Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak vatandaşları olmak üzere vatandaşlık verilen sığınmacı ve kaçakların toplam sayısı 1.733.155. Bu sayı seçimlere kadar 3 milyon olarak hedefleniyor. İktidar seçmen ithal ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 13 bin oy farkla kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlık verilen sığınmacı ve kaçak sayısının çok ciddi boyutlarda olmadığını ifade ediyor. Saray rejimi kendi yerini korumak adına seçmen ithal ediyor. Sarı muhalefet ise kaynakların yönetimi el değiştirdiğinde bu ithal seçmenin oyunun renginin de değişeceğini düşünüyor. Oyunu satın alabileceği ithal seçmeni kendi potansiyel oy deposu olarak görüyor. Zafer Partisi kurulana dek hiçbir geri gönderme politikası olmayan sarı muhalefet, Ümit Özdağ etkisiyle biz de göndereceğiz sırasına giriyor ve fakat davulla, zurnayla, gönüllü söylemleriyle inandırıcı olmadığını da bizlere gösteriyor. Zafer Partisi, Türk milletinin kaynaklarını yalnızca Türk milleti için harcayacak. Ve yine Türk milletinin kaderini, aynı ortak bedelleri ödemiş Türk vatandaşlarının oyları belirleyecek. Vatandaşlık alan sığınmacı ve kaçakların 10 yıl boyunca oy kullanamamasını düzenleyen yasa teklifimizi eğer samimiyseler muhalefetin desteklemesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, raporda yer aldığı üzere Türk milletinin cebinden çıkan ve Suriye'de sığınmacılar için bugüne dek harcanan para 144.8 milyar dolar. 144.8 milyar dolar ile 82 adet Marmaray, 36 adet Atatürk Barajı, 6 adet İstanbul Havalimanı, 14 adet Osman Gazi Köprüsü,
258 adet İstanbul-İzmir otoyolu yapılabilir. KYK kredilerinin tamamı silinebilir. Milyonlarca üniversite öğrencisine burs verilebilirdi. 5.187.382 EYT'li emekli edilebilir. 9 yıl boyunca maaşları ödenebilirdi. 2.965.000 kişiye hizmet sektöründe istihdam sağlanabilirdi. Bugün sığınmacı istilasının yarattığı milli güvenlik tehdidini, sığınmacı meselesinin en büyük paydaşı olduğu ve Türk halkını artık nefes alamaz hale getiren ekonomik buhranı, tüm gerçeklerin vatandaştan saklandığı günümüzde gerçeklere ulaşmamızı engellemeyi amaçlayan ve düşünce ve ifadeyi yayma hürriyetine balta vuran sansür yasasını, artan ev kiraları ve yurt kapasitesinin yetersizliği sebebiyle tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum edilen üniversite öğrencilerini, liyakatsizliğin kanser gibi yayılmasıyla ülkeyi adeta terk etmeye zorlanan Türk gençliğini konuşmamız gerekirken, Kılıçdaroğlu her zamanki gibi Erdoğan'ın imdadına koşuyor. Çözülmüş bir meseleyi gündeme taşıyarak iktidarın nefes almasını sağlıyor. Erdoğan'ın gelin anayasal düzenleme yapalım diyerek kendi tabiriyle gole çevirdiği bu pas, laiklik ilkesini de tasfiye edebilecek ve seçim kampanyasına AKP tarafından koz olarak kullanılabilecek nitelikte. Tabii ki bir kadının özel yaşamından ne giyip ne giymeyeceğine kimse karışmamalı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği zeminine çekilen bu pasını iki dönem cumhurbaşkanı olmuş, ancak üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasına mutlak engel anayasanın 101. maddesinin Erdoğan tarafından tartışmaya açma zemininde oluşturma hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sosyal medyada dezenformasyon yasası olarak adlandırılan ancak 29. maddesiyle sansür yasası olduğunu gösteren yasa değişikliği görüşülüyor. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını öngören bu yasa teklifi, bilginin kime göre yanıltıcı olduğunu da son derece muğlak bırakıyor. Her türlü yanıltıcı bilginin şeffaflıktan uzak devlet kurumları eliyle yayıldığı günümüzde vatandaşın gerçeklere ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Yasa geçtiği takdirde artık gerçek enflasyon rakamlarını, vatandaşlık verilen gerçek sığınmacı sayısını, hırsızlıkları, yolsuzlukları, dar alanda kısa paslaşmaları konuşamayacağız. 1 ila 3 yıl. Bütün vekillere çağrımızdır. Meclisteki görüşmelere katılın, oylamalara katılın, 29. maddenin yasalaşmasını engelleyin. Vekili olduğunuz Türk milletinin gerçeklere ulaşmasını sağlamak ve düşünce ve ifadeyi yayma hürriyetini korumak zorundasınız. Değerli basın mensupları, son dönemlerde vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamalarda kendileriyle aynı konutta ikamet ettiği gözüken yabancılara rastladığını söylüyor. Değerli yurttaşlar, daha önce de detaylıca anlattığımız üzere sizinle aynı konutta ikamet ediyor gözüken bu yabancılar ithal seçmen. Lütfen gerekli kontrolleri yapın. Gerçeğe aykırı bir kayda rastladığınız takdirde ilçe nüfus müdürlüklerine vereceğiniz dilekçeyle durumun düzeltilmesini talep edin. Bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Bulunduğunuz yerde oy kullanabilmeniz için seçimlerden en az 6 ay önce ikametinizi bulunduğunuz yere almanız gerekiyor. Çok az zamanımız kaldı. Lütfen Ocak ayına kadar gerekli işlemleri tamamlayın. Alt tarafa bir oy var demeyin. Herkesin bir oyu var. Sen yoksan bir eksiz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi Türk milletiyle ittifak yapmayı hedeflemektedir. Bunun için partimizin kurulduğu günden bu yana Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği
felsefesini benimseyerek bütün milli güçleri partimizde topladık. Daha önceki seçimlerde değişik siyasi partilere oy vermiş insanlar, kendi görüşlerinin Zafer Partisi'nde temsil edildiğini görerek bizimle birlikte yol yürüyorlar. Ancak seçimlere yaklaşırken Zafer Partisi çatısı altında olmamakla birlikte bizimle aynı endişeleri taşıyan, milli görüşe sahip kimselerle geniş bir milli ittifak kurma yolunda her zaman açık olduğumuzu söyledik ve bu açık tavrımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en ağır sorunlarını aşabilmemiz için Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanan siyasi oluşumlarla ve siyasi partilerle istişareleri başlattığımızı ve sürdüreceğimizi de buradan açıklamak istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına başlamış gözüküyor. Ancak çalışmayı yanlış yerde yapıyor. Gerçi kendisine göre doğru yerde yapıyor olabilir. Gitsin, icazetini alsın. Gitmişken Fethullah Gülen'i de ziyaret etsin. Ama eli boş gitmesin, ayıp olur. Başka sorusu olan? Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.